Ben bizi hep böyle hayal ettim, biliyor musun? Böyle herkesten uzak. Sıcacık bir evde. Her gün seni deliler gibi özleyerek beklemeyi hayal ettim. Kapıyı her açtığımda yüzünü görmeyi. Sadece seni beklemeyi hayal ettim ben. Elin kolun dolu eve geldiğini kaç defa gördüm düşümde, biliyor musun? Ay ne oluyor Allah aşkına Yılmaz Bey? Ha? Kapadın kendini buraya. Sesleniyorum, sesleniyorum, duymuyorsun. Mehmet yemeğe geliyor mu? Beklemeyince de sinirleniyor ondan sonra. Ben yemeyeceğim Hamiyet. İştahım yok. Size afiyet olsun. Aa, olur mu canım? Mis gibi karnıyarık var aşağıda. Hamiyet, üstüme gelme. İştahım yok. Size afiyet olsun. Yılmaz Bey, senin bir şeyin mi var benden saklıyorsun? Yok canım, ne olacak? Biraz başım döndü. Belki biraz da tansiyonum yükseldi. Hepsi o kadar. Sultanı çağırayım, bir tansiyonuna baksın. Hayır, yok yok. Hiç gerek yok. Şimdi geçer. Emin misin? Hadi afiyet olsun. Gelirim sonra. Allah Allah. Elin titriyor senin, niye? Bilmem. Bu aralar tansiyonum yüksek, ondandır. Bak geçti. Ben bu elimi senin sayende kıpırdattım, biliyor musun? Kıpırdayamıyordum. Sen rüyama girdin. Öyle yatağın ucunda duruyorsun. Gel dedim bana. Gelemem dedim. Gel dedim. Yapamıyorum dedim. Yaparsın, gelirsin. Bizim kaderimiz bir mi yani şimdi? Ayırmasın bizi kimse. Kimse ayırmasın. Ayıramadılar işte. Badeciğim. Burada mıydın bir tane? Afiyet olsun. Güya aşağıda sofra kurdurdum. Bir kişi yemek yemek istemiyor. Sen de mi yemeyeceksin? Canım istemiyor anne. Nen var bir tane. Gene suratı nasıl? Yusuf yok ya. Benim de tadım yok. Çok şanslı bu oğlum benim. Çok şanslı. Baksana. Yalnız kocasını düşünen bir kadın. Çok mutlu olacaksınız, biliyor musun? Çok mutlu olacaksınız. Anne. Benim aklıma ne geliyor biliyor musun bazen? Bu kadın gitmemiş olsaydı
Ben kendimden çok korkardım. Ay nasıl laf bu Allah aşkına? Ay. Bir tane. Ay Allah korusun. Böyle kötü şeyler çağırma bir tane. Biz seninle bugünü kutlamayacak mıydık? Hı? Kalk bana bir kadeh koy. Ben de içeceğim. Şöyle gelin kaynana karşılıklı birer kadeh içki içeceğim. Ama gül artık biraz ya. Harika. Güzel günler o zaman. Tabii. Güzel günlere bir tane.
Yusuf. Yusuf. Uyandın mı? Neredeydi? Senin için. Çok güzeller. Demek Barcelona'dan Madrid'e geçeceksiniz. Ay ne kadar güzel. Çok heyecan verici. Ne zaman düşündünüz bunu? Önümüzdeki hafta demiştik ama. Yani kesin bir şey yok. Yusuf bir gelsin tarihi netleştiririz. Aa hiç ertelemeyin vallahi. Bir an evvel çıkın. Tatilden iyi bir şey mi var ayol? Günaydın babacığım. Yılmaz Bey, Yusuf'la Bade tatile çıkıyorlarmış. Yusuf nerede? Kayseri'de misafirlerle. Ben haberiniz var sanıyordum. Mehmet'le gittiler herhalde, o da ortada yok. Aa, nereye gidiyorsun Yılmaz Bey? Size afiyet olsun. Benim bir işim var. E bu adama bir haller oldu dünden beri. Hayır olsun inşallah. Engin Bey, sizden davayla ilgili önemli bir şey öğrenmek istiyorum. Biliyorum, biliyorum. O değil. Ben Yusuf'u vuran silah hakkında raporlara geçmiş bütün bilgileri bilmek istiyorum. Bir saniye, rapora bakayım hemen. Kurşun 9 milimetre bir silahtan çıkmış. Bu model olabilir. Ama silah olmadan eşleştirme yapamıyoruz biliyorsun. Çayı demledim. Kahvaltı da hazırladım. Ben kahvaltı yapmayacağım. Dışarı çıkacağım. Niye, nereye? Sana yapılanların hesabını sormaya. Yusuf yaşadığımı öğrenince Bade ne olacak? Gel. Ha, günaydın. Günaydın. Ben de seni arayacaktım. Otursana. Oturmayayım hiç. Ben işten ayrıldığımı söylemek için geldim Celal Bey. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ama sanırım en doğrusu böyle olacak. Sanırım babanla konuşmadın, değil mi? Ya konuşmak istedim ama yine fırsat bulamadım. Ama ben babanla konuştum. Artık senin burada benim yanımda çalıştığını biliyorum. Öğrendim çalıştığımı. Hı hı. Çok da mutlu oldum. Hatta onaylıyor bu durumu. Ben senin de haberin var sanıyordum. Gelmeyince merak ettim.
Hayır. İnanamıyorum. Ben seni bırakmam demiştim. Hadi. Yüzün gülsün biraz. Üzme artık kendini. Konağın kapısından beraber gireceğiz. Herkes de gördü.